Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkelte ve leyhi ünib. Sadakallahul azim. Bu haftada suallerinize cevap vereceğiz. Abdülaziz, sor. Eyvallah. Kadir Bey, anlı şanlı Osmanlı diyorsunuz. O zaman Kabakçı Mustafa ya da patrona Halil de ne oluyor? 3-5 kişi saraya kafa tutabilir bir durumda. Bu nasıl tenakuz? Siz bir adamı ihtiyar, eli titriyor, beli iki kat olmuş görseniz, bu adam hayatı boyunca böyleydi der misiniz? Bilirsiniz ki bu onun hayatından bir safhadır. Elbette o da çocuk oldu, delikanlı oldu, gençliğini idrak etti. 6,5 asırdır Osmanlı asırları. 6,5 asır içinde elbette bir takım iniş çıkışlar olacak. Bu kainata hakim bir kanun icabıdır. Külle halin yezul. Her hal zail olucudur. Gelip geçicidir. Allahu Azimişan beka sıfatı ilahiyesini çok söyledim. Zat-ı uluhiyetine hasretmiştir. Bundan dolayı devletini ebed müddet dedi diye ebedi olacağı değil, bu uzunluktan kinayedir. O devletinde zaaf zamanları olmuştur. Dirayetsiz adamlar eline geçtiği olmuştur. Yalandan Müslüman oldum diyerek gelip araya karışıp ihanet edenler olmuştur. Beşeri zaaflarına mağlup olanlar olmuştur. Bir insanı değerlendirirken de, bir devleti değerlendirirken de galip vasfa göre hükmedilir. Galip vasfa. Biz Osmanlı'ya bakışımızda galip vasfa göre hükmediyoruz. Ve bazen pişman oluyorum, deryaya düşmüş gibiyim, Osmanlı tarihi yazıyorum. Bakıyorum benden evvel yazılanlara. Kimi metiye yazmış, kimi reddiye yazmış. Bu tavrın ikisi de gerçekçi değildir. Mesela Ziya Nur benim arkadaşımdı. Güzel bir insandı, ruhu şad olsun. Sarı Selim için içki içmedi. İftiradır diyor. Buna benzer. Bütün kaynakların ittifak ettiği bazı kusurları iftira olarak sayıyor. Bu tarihçilik değildir. Arapların bir atasözü var. Aynı rıza an külle aybin keliletün kema enne ayne suhtu tübdül mesaviye. Bir şeye ondan razı olarak bakan göz kusur görmez. Tıpkı kusur görmek kastıyla bakanın meziyet görmediği gibi. Ama bu sokaktaki adam için doğrudur. İlim adamına yakışmaz. İlim adamı hissilikten ari olmalıdır. Ben tarih yazıyorum, alsın baksın bakalım, kusurları inkar mı ediyorum? Ama o kusurlara rağmen Osmanlı'nın büyüklüğünü kabulleniyorum. İnsanların çoğu, çoban seviyesindeki bir telakki tarzıyla, çobanı tahkir için değil de, okumuş yazmaktan ekseriye uzak olmaları itibariyle söylüyorum.
bir adamı beğendiler mi? Ondaki bir meziyeti takdir edemezler. Zaaf gibi görünür. Beğendiler mi? Bir kusuru da kabullenemiyorlar. Bu benim başımda. Ben Selahattin Eyyubi'ni İslam tarihinde tenkit ettim. Kıyamet koptu. Aleyhime 10 tane makale yazıldı. Kimse benim ne dediğime bakmıyor. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü kurtarmadı mı dedim ben. Harp bir talih işidir. Düşman senden zayıf rastlar. Sen dirayetsiz olduğun halde zafer kazanırsın. Bununla beraber ben onun zaferini de küçültmedim. Düşman kumandanının orada hatası var. Elbette bir şey olacak ki netice böyle olacak. Ama bir tek misalle bunlara cevap vereyim açılmışken, bu bir prensibi kavrama, bir hayat düsturunu anlama itibariyle değerlidir. Yoksa ben şimdi burada Selahattin Eyyubi ile yahut Mehmet Akif ile ilgili tenkitlerimden dolayı vaki olan tecavüzlere cevap vermek niyetinde değilim. Bu uzun bir iş. Duymuşsunuzdur. Meşhur İtalyan şairi Dante Divina Commedia isimli bir eseri vardır. Divina Commedia, ilahi komedi. Milli Eğitim'den de tercümesi çıkmıştır. Rica ederim, alın okuyun. Bu melun peygamberi cehennemde gösterir. Selahattin Eyyubi'yi cennette gösterir. Bir Müslüman düşünmez mi? Bu gavura, bu Selahattin Eyyubi'nin ne meziyetini gördün, ne sebeple bunu cennete koyuyor? Peygamberi cehennemde gösteren bir adam. Soruyorum beni tenkit edenlere. Var mı cevabınız? Selçuklu aleyhine ittifak yapmış Haçlılarla. Ben. Benim devletim olsun. Bunun Mustafa Kemal'den ne farkı var? Mustafa Kemal de Osmanlı'yı yıkmadı mı saltanatın ilgasıyla? İşgalciler mi yıktı Osmanlı'yı? Meziyeti de var, kusuru da var. Ben ne yapayım? Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazmış. Ünvanı İslam şairi. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Yakışır mı sana şimdi ırkçılık yapıyorsun? O İstiklal Harbi dediğin harpte. O da İstiklal Harbi değildir. O da yanlış. Marşla İstiklal Marşı olamaz. Biz istiklal kaybedip de Yunan Harbi'yle onu yerinden almadı ki bizim istiklalimiz tecavüze uğradı. Tecavüzü def ettik. Onun için bunun adı milli mücadeledir. Milletçe bir mücadele. Peki Akif'i diriltsem sorsam, Yunan'la harp ederken o orduda Kürt yok muydu? Çerkez yok muydu? Boşnak yok muydu? Arnavut yok muydu? Irk adına mı dövüştük biz Yunan'da Allah aşkına? Müslüman'ın ölçüsü bu mudur? Üstelik senin ünvanın İslam şair. Balkan Harbi'nde diyorsun ki bunu benden duyunuz. Ben Kevyat Arnavut'um. Başka ne söyleyeyim? İşte perişan yurdum. Sana Arnavut musun, Türk müsün diye soran mı var? Ben Türk'üm. Türk'üm elhamdülillah bile derim. Dinime karşı değildir. Niye? Ben milletimin Allah yolundaki meziyetiyle müftehirim. Etiyle, kemiğiyle değil, biyolojisiyle değil. Nasıl ki senin baban muhterem bir adam olsa ondan iftihar edersin. Ama eşkıya olsa demezsin. Bu bunun gibidir. Kişi sevdiğini sevmekle lehim olunmaz. Sen de ey Akif, Arnavut olabilirsin. Senin Müslümanlığındır birinci hüviyetin. O senin talih hüviyetindir. Sen onu ön plana çıkarırsan ben seni tenkit ederim. İslamcı ünvanına yakıştıramam. O zaman Akif'i çöpe mi attım demek oluyor. Doğru sözleri de var.
İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bunun gibi size bir alay sözünü söylerim. Ama bunun yanında bu da var. Ben sokakta bir adam değilim. Tenkidimin ilmi olmak mecburiyeti var. Beğenmediğim adamın da vallahi de dallahi de etimle, kemiğimle, ciğerlerimdeki hava gitmemiş zerrat ile kemalin düşmanıyım. Duysun millet. Namerdim. Namerdim bir meziyetini, bir doğru işini görsem, tasdik etmezsem. İlim bunu gerektirir. İlim bunu gerektirir. Ben tarih yazıyorum. Ve ilmi konuşmaya çalışıyorum. Bildiğimi kimseyi müsbet tarafından dolayı kusurunu görmemezlikten gelmeye, kimsenin de kusurundan dolayı meziyetini inkar etmeye ne hakkım var ne de gereği var. Ama başkaları beni de öyle bekliyor. Demiyor ki bana neye istinaden? Senin İslam şairi saydığın Akif Allah'a isyan ediyor. Safahat açın bakın. Ben buna doğru mu diyeyim? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Madem yakacaktın, yaksaydın zalimleri, tuttun bizi yaktın diyor Allah'a. Haşa ve kella. Daha kötüleri de var, Mustafa Kemal Metiyeleri de var. Açın 7 gün koleksiyonu da görün Hakkı Tarık'ın ölümünden bir ay evvel kendisiyle yaptığı metiyeyi. Korkaksan korkulacak meseleyi konuşma arkadaş. Cesaret bir mevhibe ilahiyedir. Allah sana bunu vermediyse cesareti gerektiren bir işe girme. Girersen korkaklığın sebebiyle aksi davaya taviz verirsin. Bu ameli bir meselede olsa gene mühim değil. İtikadi bir meselede oldu mu? Maazallahu Teala senin de imanın gider. Çünkü iltizamı küfür, küfürdür. Bir kafiri veya onun bir fiilini beğenmek küfrü muciptir. Bir adam akaide aykırı bir söz söylese, sen de ne doğru söyledin desen, sen o sözü söylemişle aynısın. İltizamı küfür, küfürdür. Unutmayın. O zaman bu söze ben doğru dersem ben de Akif'le aynı duruma düşerim. Ha tarih yazmasam, bu işlerle meşgul olmasam, sizin gibi gençleri ben lise talebesiyken Akif'e mevlid okuttum. Hala o mevlidin ilan gazetesini saklarım, size gösterebilirim. 1966 senesinde yazdığım Sarıklı Mücahitler isimli kitabımda da milli mücadeledeki hizmetini takdir ettim. Açın bakın. Ama bu doğruyu söylemek başka yerde yanlışı mazur görmeye icap ettirmez. Madem umum böyle kabul etmiş, dokunmayayım. Burada yeri açılmışken bir şey söyleyeyim size. Latif Erdoğan televizyonda müteaddit birkaç kere şahit oldum. Diyor ki ben bu Fethullah'ın yanlış bir mecra girdiğini 15 sene evvel fark ettim. E niye o zamandan beri söylemedin, şimdi söylüyorsun? Toplumda karşılığı yoktu. Toplumda karşılığı, yani sen siyaset adamısın, toplum tasdik edeceği sözü söylemeyi bekliyorsun. Bu tavır İslami değildir. O 2012 yılında bugün onu tenkit etmek işime gelmez. Geç olsa madem hakikati gördü, Allah razı olsun. Ama 2012 yılında ben tahriften Fethullah yazarken yazma, etme, gitme diye bana ricacı geldi. 2012'de.
15 sene evvel fark ettim diyorsun. Niye geldin bana o zaman, yazma. Burada da hizmet var. Ha, toplumu düşündüm. Aşağıdaki masum adamları, asıl o masum adamları kurtarmak için söyleyecektim bu yanlışları. Ama dinlemeyecekler. İsterse dinlesin. Siz zannetmeyin ki Allah yolundaki bir hizmetin ücreti o doğru telkin ettiğiniz doğruyu kabul edenlerin sayısıncadır. Bu demokrasi değil. İslam demokrasi değil. Sen emri bil marufi Allah senin üzerine farz kıldığı için yaparsın. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Ben hiç alakadar değilim. Kim benim sözlerimi tasdik ediyor, kim etmiyor. Kim aykırı düşünüyor, kim kızıyor, kim memnun oluyor. Hiç beni alakadar etmiyor. Benim tek gayem var, rıza ilahiye. Allah'ın razı olduğu işi yapmak, Allah'ın razı olduğu sözü söylemek istiyorum. Kul beni alakadar etmiyor. Sizi herkes beğense, bu herkesin beğenmesinden dolayı siz Allah huzurunda kötüyseniz, iyiliğe kalp olmaz haliniz. Aksi de bunun böyledir. Sayıya itibar eden demokrasidir. İslam'da hakikat beyanı ilahi ile tayin eder. Unutmayın, beyanı ilahi ile. Bir tek adam bin kişiye karşı bir dava güder. O davayı şer'i bir delille dayar da ötekiler dayayamazsa o bin kişi Müslümansa o bin kişiye sen haklısın der. Bir kişi galip gelir, haklı çıkar. Çünkü hakikatin miyarı şer'i esaslardır. Dini esaslardır. Başka bir terazi Allah katında geçerli değildir. Sayıyla bir dava hak olsaydı Budizm hak din olurdu. Sayıyla hakikat tayin etmez. Bugün biz içinde bulunduğumuz şartlarda bazı mecburiyetler var. Onu herkes kabullenir. Mümkün olanı yaparsın. Mâ lâ yudrikü küllüh. La yetruku kullu. Allahu Azimişan'ın nizamında temel kaidelerden biridir. Yani tamamı elde edilmesi imkansız olan bir şeyde elde edilebilen bir cüziyat varsa ondan vazgeçilmez. O cüziyat elde edilir. Tamamı için fırsat kullanır. Zamana talik edilir. Madem tamamını elde edemiyorum, bu azından da vazgeçtim denmez. Çünkü aza sormuşlar, nereye gidiyorsun? Çoğa gidiyorum demiş. Her büyüğün başlangıcı küçüktür. Unutmayın. Büyük mü küçükten doğar, küçük mü büyükten yumurta tavuk misali gibidir. Onun için küçük günahları küçümsemeyin. O küçük günah gide gide büyüğe inkılap eder. Tekerrürle büyüğe inkılap eder. Bunları niye söyledim? Osmanlı'yı değerlendirirken de ilim icabı, hakkaniyet icabı, İslamiyet icabı odur ki yanlışı da göresin, söyleyesin. Sade methetmekle tarih olmaz. Bir insanın da, bir milletin de, bir devletin de tarihindeki yanlışları doğrularını inkar etmek için kullanmakta ilmi değildir. Doğrularını inkar etmek için yanlışlarını kullanmakta doğru değildir. Neticeyi hüküm galip vasfa göredir. Eğer herhangi bir kusurdan, noksandan dolayı meziyet görmek, meziyeti inkar etmek caiz olsa dünyada hiçbir insan iyi olamaz. Çünkü masum kimse masum değildir. Herkes ala derecatim hayatında bir hata işler.
kasten veya gayri kasti olarak. O zaman hata sevabı yok ediyorsa, görmemeyi, inkar etmeyi icap ettiriyorsa herkes kötüdür. Veya bunun aksi. En kötü adamın bile bir iyi tarafı olabilir. Zehir bile bakın sırasında işe yarıyor, ilaç oluyor. Niye eczacıların amblemi yılan? Yılanda zehir olduğu için. O zaman bunun aksi de aynı durumdadır. Hatasından dolayı sevabını inkar, sevabından dolayı hatasını inkar gerekli değildir. Ancak hatanın söylenmesine 5 cevaz vardır. Herkes, kimse masum değil. Masumiyet sıfatı peygamberlere mahsustur. Peygamberlerde de zelle vardır. Zelle gayri iradi hata demektir. Kur'an-ı Kerim'de unutmayın, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığına iman ettiğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam 17 kere ihtar var. 17 kere. Abese ve tevella nedir? Amaya yüzünü ekşitti diye Allah-u Azimüşşan tedip etti onu. Ayetler ortada. Peygamber böyle olduktan kelli. Kim kusursuz olabilir? Ancak kusuru söylemek gıybet adıyla kebairden bir günahtır. Peki kusuru söylemek kebairden bir günah ise tarihçi nasıl tarih yazacak? Başına bir bela gelen adam mahkemeye nasıl müracaat edecek? İftiraya uğrayan bir adam nasıl kadıya gidecek, bir kötülük kendine yapan adama benim şer'i hakkım nasıldır diye öğrenecek? Demek ki bunun cevazları vardır. 5 yer var. Bunun birincisi nedir biliyor musunuz? Kârı zararı umuma ait olan yanlışı söylemek emri maruf nehyanil münkerin birinci maddesidir. Çünkü umumun menfaati ferdin menfaatinden müracaattır. Zararı âm ile zararı has içtima ettikte, yani umumun zararı ile bir ferdin zararı bir araya geldiği zaman zararı has ihtiyar olunup zararı âm def olunur. Ferdin zararını tercih eder, umumun zararını def edersin. Osmanlı'nın evlat katli, kardeş katli böyledir. Bir şahsı zarar dide eder, birçok adamın ölmesini önler. Bu İslami bir kaidedir. Bir adam metbu tanınıyorsa, mesela alın akifi, her evde safahat var. Onun yanlışını söylemek emri marufun birinci maddesidir. Çünkü o yanlışı kabul edenler de aynı günaha sürüklenir. Aynı vebale sürüklenir. Kitlenin korunması için. Benim Mehmet Akif'le bir alıp veremediğim iş yok ki. Ben de Müslümanım, o da Müslüman. Ama eseri okunuyorsa, eseri okunuyorsa, bu eserdeki yanlışlardan tesir altında kalmak olan ihtimali olan insanların ikazısa dediğinde ben bunu fark ettiğimize söylerim. Bilmedimse bir şey lazım gelmez. Demek ki birincisi karı zararı umuma ait. Fethullah'ın yanlışı bir tek kendine mi ait? Rica ederim. Öyle adamları kendine bendetmiş ki haç bağlasa ondan ayrılmayacak adam var. Bana internetten gösterdiler. İsteseymiş hasımlarını kainatı bir anda alt üst edermiş. Haşa, sanki Allah adam. Zaten peygamber azametiyle, büyüklüğüyle bizim gözümüzde neyse
ona tabi olanların gözünde de o veli olarak diyelim, hadi peygamber, Mehdi olarak aynı azametti. Çünkü istese dünyayı alt üst edermiş ama merhametinden bunu yapmıyormuş. Merhameti vardı da niye akşam sabah beddua ediyor öyleyse? Şimdi Latif Erdoğan diyor ki kitlede karşıtlığı yoktu. Onun için söylemedim. Yani kimse beni kabul etmeyecekti. Kimse beni kabul etmeyecekti, değil mi? Ben Mustafa Kemal'e meydan okuduğum zaman da kimse beni kabul etmiyordu. Ama ben orta mektep talebesiyken onu tenkit ettim, bir hafta kovuldum. Bundan dolayı karşılaştığım güçlüklere rağmen kabullenilmiyor diye vazgeçmedim. Kimse sabit fikirleri kolay kolay terk etmez. Einstein'ın bir sözü var. Sabit fikirleri izale etmek atomu patlatmaktan daha zordur diyor. Ben de biliyorum bu kitlenin yarısı bana kızacak. Bak telefonumu iptal ettim. Kapalı 10 gündür. 24 saat sövüyorlar bana. 10 Kasım'da 9'u 5 geçe Kenef'e git demişim. Ne zaman dedim vallahi hatırlamıyorum. Adam bir yerden telefon numaramı yakalamış. Bu telefon hiç susmuyor. Vallahi ben düşman sahibi olmaktan hiç rahatsız değilim. Kimin düşman olduğuna bakıyorum. Kemalist bana düşmansa iftihar ediyorum. Ama bir Müslüman, halis bir Müslüman bana bir tenkit tevcih ederse orada durup düşünürüm. Acaba haklı mı bu diye. Biliyorum ki ben hakkı temsil ettiğim için batıla meyli galip olanlar bana düşman olacak. Size burada vesileyle hikemi bir söz söyleyeyim. Bu hayatta ciddi, madamul hayat, yaşadığın müddetçe muhafaza edebileceğin bir dostluğa sahip olamamak, bir dosta sahip olamamak büyük bir mahrumiyettir. Bundan daha büyüğü nedir biliyor musunuz? Bir düşman sahibi olamamaktır. Adam olanın dostu da olur, düşmanı da olur. Herkesi memnun eden adam bu kalemundur, adam değil. Na ehil olur muarız-ı ehil, her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil demiş. Yani. Ebu Cehil'iniz yoksa düşmanı rahatsız edecek kadar hakta bir mevki sahibi olamadınız hak davada demektir. Dost kazanamadığında üzüleceğine, düşman sahibi olamadığına üzül. Çünkü bu millet adeta iki millet haline gelmiştir. Ben bazı insanların ahvaline, akvaline, tavrına, hareketine bakıyorum. Vallahi benimle aynı milletten olduklarına inanasım gelmiyor. Kanal A'yı dinleyin. Sonra dönün Fethullah'ın televizyonundan dinleyin. Sanki birisi Mekke'den yayın yapıyor, birisi Moskova'dan veya Hollywood'dan. %100 fark var. Bu nasıl millet? Millet bir müşterek tefekkür ve tahassüsle olur. Bir millet olan topluluk hissiyatında, tefekküratında, tavrında, her şeyinde beraber olur. Az çok. %100 birbirine ters. Gayrimüslimler bile onların bazılarından bize daha yakın. Bize daha yakın. Hiç olmazsa dinimize tecavüz etmiyorlar. Fethullah'ın İslam'ı tarizlerini kitabımda görebilirsiniz. Burada sayarsam uzun gider. Rica ederim. Bir Hristiyan bunları söylemez. Bir Hristiyan bunları söylemez. Ya Hazreti Meryem'in babası Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır diyor ya.
Ya keşke kaçmadan Amerika'ya bunu yakalayıp tımarhaneye atsalardı. Hazreti Meryem'i dölleyen ruhu Muhammed'idir diyor yahu. Bu benziyor Mustafa Kemal'in benimle beraber yaşamış, ben senin atanım demene. O zaman sen Ağrı Dağı'na da, Ağrı Denizi de. Bundan farkı yok, deli sözü bu. Peygamber döllemiş, niye? Hristiyanlarla bizi akraba yapacak. Husumetten vazgeçin. Kur'an'ın Hristiyanlar ve Yahudiler hakkındaki sert ifadeleri peygamber zamanındaki Yahudiler ve Hristiyanlar hakkındadır diyor. Ya şu sözü duyup da adam çoban seviyesinde olsa bile düşünmez mi? O günkü Yahudi ve Hristiyanla bugünkü Yahudi ve Hristiyan arasında ne fark var ki? Bugünküler o hükme tabi olmayacak da peygamber aleyhisselam sen bugünkülerle kardeş olacaksın. Buna mazeret uyduruyorsun. Allah'ın kitabıyla mazeret uyduruyorsun. O kitap çarptı seni. Ateş senin ocağına düştü. Allah belanı verdi. Allah belalarını versin diyor ya. Allah belanı verdi. Kendine beddua etti. Nahak beddua sahibine dönüyor. Zamanımızda en dehşetli misali budur. Allah belalarını versin duydunuz söylüyor. Ben demiyorum onun sözü. Allah belasını verdi. Daha da verecek. Çünkü yalanla peygambere alet etti. Çünkü Kur'an'la oynadı. Kur'an'la oynayanın akıbeti bu dünyada da ahirette değil sade. Bu dünyada da böyle hüsrandır. Tevfik Fikret'i düşünün. Kendi aşiyanda can çekerken karısı aşağıda Mehmet Rauf'la düzüşüyordu. Oğlu da Amerika'da papaz olmuştu. Başka gavurluk yapanları, Kur'an'la mücadele edenler de misallerini de verebilirim. İş olur. Demek ki toplumda karşılığı olup olmamasını düşünmek, dini, hakikati, ticaret mantığıyla anlamaktır. Bu bir Yahudi'ye yakışır. Müslüman'a yakışır. Müslüman ister kabul edilsin, ister edilmesin. Usulü dairesinde doğruları söyler, kabul ettirinceye kadar da hayatı boyunca ısrar eder. Bu bir nasip meselesidir. Kalbi mühürlü, böylece cezalandırmış insansa Allah'ın ayetini oku kabullenmez. Ama kim böyledir, kim değildir bilmeyiz. Biz belki yanlıştan dönmesine biz sebep oluruz da böylece üzerimizdeki cihat ve emri maruf vazifesini ifa etmiş oluruz. O kabullense de biz bu vebalden kurtuluruz Allah huzurunda ve ücret alırız. Allah'tan ücretimizi alırız. Kabul etmese de alırız. Arkadaş Allah yolunda yürü. Kârın da kârdır, zararın da kârdır. Böyle bir dava tasavvur olunabilir mi? Eğer imana erdinse, eğer bu hayatı ve kainatı tahlil ederek bu nizamın bir azametli, külli, kadir, halikı, yaratıcısı olduğu noktasına dimağen, idraken, kalben, hissen, fikren vasıl oldunsa, bunun için çalış. İster netice al, ister netice alma. Her halükarda karar. Bu ne ticarettir ki? Hem kazanç seninle ebedidir. Dünya kazancı gibi mezara gittiğin zaman mirasçılara kalmıyor. Seninle ahirete gelecek. Ebediyen senin. Kazandığın hasenat ebediyen senin. İkincisi de zarardan da kar ediyorsun. Almanya'da konferanslar verirken işçilere diyordum ki siz kullandığınız makineye parmağınızı kaptırsanız Alman patron diyebilir mi ki? Bana bedava çalışmıyordun arkadaş. Ücretinle çalışıyordun. Ben bu makineyi de sana öğrettim.
Kimse de sana müdahale etmedi. Sen kendi kendine parmağını kaptırdın. Bana ne? Diyemez. Ona çalışmakta olduğun için parmağı yerine koyamazsa da maruz kaldığın iş kaybını telafi edecek maddi tazminat öder sana. Allah'ı bir bilmenin şerefinden mahrum olan Alman'ın vicdanı aklen bulduğu bir hukuki kaide olarak bir parmak kaybı karşısında lakayt kalamazken, sen Allah yolunda çalışırken, Allah'ın davası için çalışırken bir zarara uğrasan, Allahu Azimişan ganiyyü anil aleminken senin bu zararın karşısında bana ne, yanlış yaptın da böyle oldu mu der, yoksa kendi günahsına, zenginliğine göre sana ikramda mı bulunur? Kaybın ne olabilir? Azamisini söyleyeyim. Ölüm, ölüm. Ölümden büyük kayıp yok dünya planında. Eğer Allah yolunda yürüdüğün için ölüm sana gelmişse ne mutlu sana, şehitsin. Peygamberlikten sonraki makam erdin. Peygamberlik bitti. Daha olamaz kimse. Ama şehitlik kıyamete kadar baki. Bundan mı kaçıyorsun? Doğduğun zaman boynunda bir idam hükmü var. Küllü nefsin zâikatül mevt. Sümme ileynâ türcavûd. Her canlı varlık ölümün lezzetini tadacak. Bakın Allahu Azimişan lezzet kelimesiyle zâika. Zâika. Şimdi size beş duygu. Havasla hamse desem anlamazsınız. Dili mahvettiler. Ben mektepte zâika, lâmise, bâsıra, sâmiâ diye okudum. Hepsi size İngilizce kadar yabancı şimdi. Havas-ı hamse, beş duygu. Demek oluyor ki, akıllı olan adam Allah yolunda yürür. Bu öyle bir yol ki maruz kaldığın zararda kâr, kârda kâr. Hiç zarar ihtimali yok. Böyle başka bir ticaret duydunuz mu yeryüzünde? Var mı böyle bir şey? Hiç zarar ihtimali olmayan bir iş. Ancak faizdir, o da merduttur. O da merduttur. Demek oluyor ki buradan nereden buraya geldik? Sözün hak olsun. Hak sözü söylemek. Yanlışın yanlış olduğunu belirtmek. Her Müslüman üzerinde farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye nedir? Cenaze namazı gibidir. Bu iş mutlaka yapılmalıdır. Bir mevtanın cenaze namazı kılınmasa, ümmetten o cenaze namazının kılınmamasından dolayı onu kılma şansı, imkanı olmayanlar da mesuldür. Bütün ümmet mesuldür. Onun için bazı tarikatlarda her akşam namazından sonra gaib cenaze namazı kılınır. Şu vebalden kurtulmak için. Hindistan'da bir Müslüman ölse de cenaze namazı kılınmasa Türkiye'deki Müslüman mesuldür. Bu iş mutlaka yapılmalıdır demektir bunun manası. Asla yapılmamasına cevaz yok. Emr-i maruf da böyledir. Ancak bunun hiç yapılmadığı veya kifayetsiz bir surette yapıldığı zamanlarda veya ihtiyacın çoğaldığı bir zamanda, yani yanlış yapanın çok olduğu bir zamanda, bu farz alel farz olur. Farzlar üstü farz olur. Farz-ı ayin gibi olur. Çünkü kötülük galip, yanlışlar galip. Yanlışlar karşısında normal zamandaki kadar bile emri maruf yapan yok, doğruyu söyleyen yok. İşte o dinin bekasına taalluk eder. Sağlam akaidin devamına müteallik, bekasına taalluk eder. O zaman ölüm kalım savaşı gibi ehemmiyet kazanır. Bu zaman öyle bir zamandır. Mühendis mi olacaksın?
Doktor mu olacaksın? Muallim mi olacaksın? Ne olacaksan ol. Dinini öğren. O dinin temel prensiplerini hassas bir terazi olarak herkese karşı kullan. Çevrende şahit ola geldiğin, vakıf ola geldiğin yanlışları düzelt. Onun mukabili olan doğruları söyle. Biz 80 milyon adam birer kibrit çöpü alıp da bir noktaya bıraksak orada bir ağrı dağı teşekkür eder. Sen kendini küçük görerek hizmetini küçümseme. O küçük hizmetler eğer mecmuan yapılsa bir kibrit çöpü bir yere topyekun bıraktığımız takdirde ağrı dağı teşekkür ediyorsa bizim emri maruf hizmetimizden de öyle azametli bir yekun. Senin hizmetinle kabili kıyas olmayacak yekun, külli ve büyük bir netice doğar. Allah cümlemizi kendi emrettiği şekilde yaşayan kullarından eylesin. Başka bir soru. Osmanlı'yı da bu ölçülerle değerlendiriyorum. O arkadaş kusura bakmasın. Eyvallah. Üstadım, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. 27.12.2014 tarihli sohbetinizde İsa Aleyhisselam Şam Emevi Camii Beyaz Minare'ye ineceğini siz hurafe olarak bahsettiniz. Konuyla alakalı olarak Müslim'in Fiten, Ebu Davud'un Melahim, Taberani'nin Mucem-i Kebir ve Buhari'nin Tarihi Kebir gibi hadis kaynaklarında bu hususla alakalı hadis-i şerifler mevcut. Hadis-i şeriflerde Meryem oğlu İsa Dımeşk Beyaz Minare'ye inecektir şeklinde bir ifade mevcut. Bu hususla alakalı üstadımızdan bir tavzih rica ediyoruz. Bu vesileyle Rabbimden kendisine sağlıklı, bereketli, uzun ömürler temenni eder, hürmetle ellerinden öperim demiş. Bu dinleyiciye çok teşekkür ediyorum. Ben Cami-i Ümeyye'de Hazreti İsa'nın bir cuma vakti Beyaz Minare'ye ineceğine dair inanışa istinaden at bekletildiğini gördüm 40 sene evvel. Buna hurafe değişim, Cami-i Ümeyye olmadığı bir zamanda bu rivayetin Cami-i Ümeyye olması hususuna müteallikti. Ve bunun hadiste Beyaz Minare olarak geçtiğinde ilk defa duyuyorum. O okuyucu kusura bakmasın, ben her şeyi bilen bir adam değilim. Öyle bir iddiam da yok. Söylediği kaynaklarda bu varsa olabilir ama Şam sözü başka, Cami-i Ümeyye başka. Yani belki bu hadise istinaden Emeviler minarelerinden birini beyaz yapmışlardır ki buna insin diye. Ama belki daha sonra şimdi yapılan minarelerin hepsi beyaz. Renkli taştan bir minare ne var? Bir şehzade başında burmalı mescit var. Gerisi minarelerin hepsi beyaz. Kireç taşından. Küfeki taşından. Hangi beyaz minare? İşin burası. Yani Emevi Camii'ne betahsis noktası hurafedir diye düşünüyorum. Yoksa Şam'a iner. Şam'da da beyaz minare bir tek Ümeyye'de yok ki. Cami-i Ümeyye'de yok ki. Belki 50 tane var. Her neyse, böyle bir hadis-i şerif varsa ben dinleyenlerden hem sizden hem ekran başındakilerden özür diliyorum. Ben Şam kaydıyla Hazreti İsa'nın geleceğine dair bir hadis duymamıştım bugüne kadar. Öğrendim, ona da teşekkür ederim. Eyvallah. Üstadım. Başka bir soru. Sualim şu demiş. 12.06.1937 tarihli TBMM Zabıt Ceredesi'nde Mustafa Kemal'in mal varlığını devlete hibe ettiği belirtilmekte. 23 ve 37 arası 14 senede, burada parantez içinde şunu söyleyeyim, tabii çok uzun bir liste bu, siz de onu burada okumuştunuz, sualde geçmiyor, onu belirtmiş olalım. 14 senede Mustafa Kemal bu kadar mal varlığını kendi üzerinde nasıl elde etmiştir ve neden hibe etmiştir? Onu mazur görüyorlar. Netice olarak millete verdi ya. Onu mazur görüyorlar. Ben biliyorsunuz bundan dair evvelce çok uzun izahat verdim. Ve zabıt ceridesinden de o listeyi okudum. Sade o
zabıt yeridesinde tadat edilen gayrimenkuller değildir Servet. İş Bankası'nda da 38'in parasıyla 20 milyon lirası vardır. Bu servetin meşru olduğunu iddia edecek, ispat edecek bir Allah kulu yoktur. Olamaz. Bu aklen mümkün değildir. Hayatı boyunca memur olan bir adam. Efendim işte Trabzon'daki Gabayadi'nin köşkünü belediye hediye etmiş. Falan yerdekini falanca hediye etmiş. Bunların hepsini hediye olarak ispat etsinler, ben de kabul edeyim. Daha garibini size söyleyeyim. 27 Mayıs ihtilali sırasında Celal Bayar'a açılan davalardan biri, affedersiniz, köpek davası diye bir davaydı. Bu davalardan, siz gençsiniz o günleri hatırlayamazsınız, o davalardan biri şu sebeple açılmıştı. Afganistan'dan Celal Bayar'a bir cins köpek hediye etmişler. O da demiş ki, ben bu köpeği ne yapayım bakamam. Ziraat vekaletine bu köpeği alın ama parayla alın. Bunun parasıyla da bir köy yolunda bir uygun yere bir çeşme yapın. Bu köpeği reisi cumhur sıfatıyla kendisine hediye edilen kitabı köpeği ziraat vekaletine sattı diye bu köpek davası olarak yasa adı görülen davalardan biridir. Bunun görüldüğü celselerden biri radyoda nakledilirken ben rahmetli Ali Fuat Başkil Hoca ile beraberdim. Bana dedi ki bunda ne var? Yani köpeği Ziraat Bakanlığı'na parayla alın demiş de bir defa fiyat koymamış. İkincisi parayı kendine almamış. Bir emre hayır. Çeşme yapın demiş. Ben dedi Fransa'da doktora yaptım geldim. Ali Fuat, Allah gariki rahmet eylesin, menşe olarak medreselidir. Paris'e sefaret imamı tayin edilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'dan kalma sefarethanelerde bir de imam kadrosu vardı. Paris'e sefarethaneye imam olarak gittiğinde oradaki sefir demiş ki, delikanlı demiş, git şurada oku, tahsil yap, biz kendimiz namazımızı kılarız. Belki de Cumhuriyet'in başlangıcında namazla alakası olmayan bir adam, git oku demiş. O da hukuk fakültesini okumuş. Sonra da doktora yapmış. Boğazlar üzerine bir doktora yapmış. O günkü modaya uyarak da doktorasını Mustafa Kemal'e ithaf etmiştir. Doktorası bende var, Fransızcası. Bununla da övünürdü. Baş başa kaldığımız zaman benim gibi Mustafa Kemal'den şikayet ederdi. Ama gazetecilerin karşısına çıktığı zaman maalesef bundan övünürdü. Çünkü yüzü tutmazdı. Hoca, bakın ben gençlere diyorum, sıkılgan olmayın. Sıkılgan adam, ezik adam hakkında müdafaa edemez. Serbest ol, arsız olma. Edepli ol, sıkılgan olma. Hoca o medrese talebeliğinden gelen bir aşırı edeple talebesiyle konuşurken bile yüzü kızarırdı. Bu doğru bir şey değil. Benimle başka konuşur, gazeteciyle başka konuşur. Utanır, söyleyemez, cesaret edemez. Dedi ki, beni dedi memur ettiler Gazi Terbiye. Ankara'da galiba hala var. Muallim Mektebi. Onu kurmaya. Ankara'da bir muallim mektebi kuracaklar. İsmi de Gazi olacak. Mustafa Kemal'in adına. Türkiye'de Atatürk'e demediklerine şükredelim. Çünkü doymuyorlar. Atatürk Köprüsü, Atatürk bilmem nesi, Atatürk Havaalanı, Atatürk. İllallah Atatürk'e diyelim, bitsin bu iş. Gazi mektebi kuracağım. Ankara'da buna uygun ne yer bulduğumsa, tapusu Mustafa Kemal'in üzerine çıktı dedi. Evet, Ali Fuat'ın sözünü söylüyor. Hatta bugünkü Gazi Terbiye'nin kurulduğu yeri de
Ben Mustafa Kemal'den 200 bin liraya satın aldım. Gitsinler baksınlar tapuya. Malik sıfatıyla Mustafa Kemal sattı burayı dedi. 200 bin liraya. Bu yer nasıl oluyor da onun oluyor? Ama ben burada başka bir vaka anlattım. Atatürk Orman Çiftliği denilen yeri Alişan Zadelerden zorla 2 bin liraya aldı. Yunan'la harp olurken, harp edilmekteyken üzerinde Erkan-ı Harbiye'nin silah depoları vardı. Hödük, Maraşalı, ruhu dinlenmesin. Küfre rıza küfür, iltizamı küfür küfür. Bu milletin yanlış tanıdığı adamlardan biri de Maraşal'dir. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye yıkılırken ordunun başında sükût ikrardan gelir. Maraz-ı hacette sükût cevaptır. Sana biri affedersin eşeksin dese sussan kabullendin eşekliği. Bu İslami kaidedir. Maraz-ı hacette cevap vermek mevkiinde kalıp da susan onu kabul etmiştir. Hele hak karşısında susan es-sakitu anil hakkı şeytanul ahres. Hakkı söylemek mevkiinde kalıp da susan dilsiz şeytandır. Sustu. Ben onu başka bir vesilelerle anlattım da burada bir vakayı söylemek istiyorum. Yoksa Maraşalı burada mizan etmek değil. Maraşalı çağırdı. Çiftliğin tamamını 2000 liraya almış. Silah depolarını ya yıkar kaldırırsın benim yerimde kurmuşsunuz. İşgalcisiniz. Yahut bana 50 bin lira verirsiniz. Rıza Nur'un hatıralarında görün. Verme dedik diyor. Biz Moskova'dayken o 200 vermiş diyor. O Fevzi'nin felsine bir nokta ilave ettik de Kuzu Paşa dedik diyor. Sonra baktık ki kuzuluk buna yakışmıyor. Öküz Paşa demeye başladık. Rıza Nur böyle diyor. 50 bin liraya 2000 liraya aldığı çiftlikteki arazi üzerine kurulu iki tane silah fabrik şeyin deposunun işgaliyesi olarak 50 bin lira, 200 bin lira alıyor. Maraş Ali, bundan 40 sene evvel böyle bir tenkit ettim de milli görüşte birisi dedi ki bir tek dedi o devirden namaz kılan dindar adam var dedi. Ona da mı sen dedi böyle tarihte bulunuyorsun dedi. Şimdi bu da Akif gibidir ha. Buna da çok kızan olur. Gene bir hatıra zihnime geldi onu söyleyeyim size. Dedim ki olmuş olmayabilir. Olabilirliği olan bir vaka sana anlatayım dedim. Bir gün seçim günüymüş dedim. O gün iki arkadaş meyhanede gizli gizli seçim günü yasak ama içiyorlar. Birisi öbürüne dedi ki, arkadaş dedi sen reyini kullandın mı? Yok. Ya sandık kapanacak dedi saate bak. Sandık kapanacak git reyini kullan. Tamam şu kadeh şurada dursun dedi. Kadehini yarım bıraktı. Gitti bu adam Halk Partisi'ne rey verdi. Şaşılır mı? Sarhoş. Hiç şaşılmaz. Tamam. Aynı gün hacdan bir grup geliyordu. Tekbirlerle hacıyı evine götürürlerken caminin yanından geçiyorlar. Birisi dedi ki Hacı Efendi bugün seçim günü. İstersen şuraya uğrayalım. Reyini kullan da öyle eve git. Öyle mi dedi. Tamam. Tekbirleri kestiler. Hacı girdi. Caminin meşrutasında reyini kullandı. Bu hacı da farz et ki Halk Partisi'ne rey verdi. Sen Halk Partisi'ne rey verdi diye sarhoşa mı kızarsın dedim. Hacıya mı kızarsın? Hacıya kızarım dedi. O zaman Mustafa Kemal'e kızma. Mustafa Kemal'e kızıyorsan ondan daha fazla Maraşalar. Hem namaz kılıyor hem de şeriat yıkılırken seyrediyor. Demek ki o daha mücrim. O daha mücrim. Ondan beklenmiyor. Namaz kılıyor.
Ondan sonra halk arasında çocukken çok duydum. İnkılabın büyük evladı, Marif Vekili. Onu namaz kılarken görmüş de, hala namaz mı kılıyorsun demiş de, çekmiş tabancayı vurmuş. Yalan. Halka bir kahraman lazımdı. Efsaneleştirmiş. Aradığını bulamayanlar, bulduğunu aradığı gibi olma hususunda zihnen süslerler. Bu insan tabiatının bir icabıdır. Halbuki o herif harf inkılabının seneyi yıl dönümünde Samahattin Cem'den dinlediğimi söylüyorum, babasının şahit olduğu bir vaka. Harf inkılabının yıl dönümü, merasim yapılacak. Babası İbn-i Tayyar Bey, talim terbiye heyetinde, Marif vekaletinde. Garip değil mi? Hala o talim terbiye diye devam ediyor. Eğitim, öğretim denmiyor. Marif vekili, ertesi günü harf inkılabının yıl dönümü dolayısıyla yapacağı konuşmayı anlatıyor. Okuyor. Şöyle bir konuşma yapacak. Burada bir cümle geçiyor. Biz bu yazıyı değiştirerek Kur'an'ı gömdük diyor. İbn-i Tayyar Bey çok rahatsız olmuş. Sabahleyin merasime gidiyor. Ya bu söz söylenecek, biz de duyacağız. Sesimizi çıkaramayacağız. Otobüste birinin elinde gazete görmüş. İnkılabın büyük evladı, nedir o mektep var adına şeydi, Balıkesir'de. Sekte-i Kalp'ten öldü. O gece Çankaya'da sarhoşluk numarasına karnını deştiler, öldürdü. Allah bu sözü söyletti. Mustafa Necati miydi? Mustafa Necati, ölün öyle. Mustafa Necati'nin ölümü böyle. Halka sorsan, Maraşal namaz kılarken görmüş de, sen hala namaz kılıyor musun demiş de, Maraşal da onu vurmuş. Maraşal için söyleyeceğim o kadar çirkin şeyler var ki. Başka bir sual sor. Verdin mi cevabını? Neydi sual? Üstadım, İhtiyarlı Mustafa Kemal'in mal varlığını nasıl elde ettiği ve hibesi meselesi. Bunun kabili müdafaa hiçbir tarafı yoktur. Varisi olmadığı için sonunda keyif bağışladı. Adamın Türkiye'ye, Atatürk'ye dettirecek kadar otorite sahibi olacağını bilmediği bir zamanda yaptığı işler bunlar. Bilseydi ki Türkiye namusuyla, şerefiyle, hayatıyla, mematıyla benim emrim altında olacak, bunları yapmazdı. Baştan öyle bilmiyordu. Onun için Pakistan'dan gelen paraları davaya sarf etmeyi cebine attı. Onunla casuslar kullandı, şahsına bağlı adamlar. Cemal Kutay onlardan biri. Yakup Kadri onlardan biri. Böyle çok adam var. Şahsına bağlı bir istihbarat kurdu. Adam Atatürk olacak. Bunu bilmiyordu ki, hayal bile edemiyordu. Zaman bunu yaptı. Milletin istihkakı. Bozulan milletin istihkakı onu o mevkiye getirdi. Onlar zannediyor ki Mustafa Kemal fevkadde haydi de. Türkiye Cumhuriyeti'nin haliki Gazi Mustafa Kemal diye kocaman bir kitap var. Suat Derviş. Derviş ailesi Yahudidir ha. Bir tane derviş de böyle Amerika'dan geldi ya. Derviş Paşa vardır. Dömeke Harbi'nde Konyalı. O zaman ben güldüm. Gazeteler yazdı ki onun soyundanmış. Hayır, derviş ailesi mağrur bir Yahudi ailedi. Suat Derviş de "Niçin Sovyet Rusya'nın hayranıyım" diye kitabı var. Bu kitabı yazan adam Türkiye Cumhuriyeti Haliki Gazi Mustafa Kemal. İşte Muhammed büyük bir mürşit. Danton büyük bir şair. İskender büyük bir asker. Şu bu sayar sayar. Fakat Atatürk onlardan hepsinden büyüktür. Türkiye'nin Haliki fevkaddehadır. Altın 24 ayar olur. Bu Kemalistler iddia ediyor ki benim bir altınım var 124 ayar.
gülünç oluyorsun. Adamın peygamberden büyükmüş. Peygamberden büyük adamın hayatından sana 1000 tane tezat gösterir. Başlarken başka konuşmuş. Başardıktan sonra başka konuşmuş. Peygamber yalan söyler mi? Peygamberin sıdk sıfatı var. Amentü uydurdular vesaire. Bunları geçmiş. Demek oluyor ki o böyle bir mevkiye yükseleceğini bilmiyordu. Adamlarından bazıları diyor ki daha başlangıçta Erzurum'a giderken biz de şunu yapacağız, bunu yapacağız diye not ettirdi. Bazen sorar da hangi maddedeyiz? Bunların hepsi yalandır. Uydurma, efsane, mitoloji. Yunan harbi bile ona psikolojik bir destek sağlamak için mübalağa edilmiştir. Umumi Türk tarihi içinde Yunan harbinin askeri bakımdan haiz ehemmiyet hiçbir ciheti yoktur. Sen Yunan'ı 2,5 sene sonra Sakarya'da yendin. Sakarya'da 2,5 sene. İzmir'den Sakarya'ya kadar kaçtın. Ve Bursa'yı bir tek kurşun atmadan kaçtın. Burada size ispat ettim. Yunan ordusunda ihtilal oldu. Bir maymunun kralı ısırması neticesinde. Ve Türkiye'yi bir maymun kurtardı. Daha doğrusu Allah kurtardı. Maymun Konstantin ısırdı. Yerine 15 yaşında bir çocuk geçti. Bizim büyük taarruzdan evvel Yunan cumhuriyetçileri ihtilal yaptı. Krallığı devirdi. Askerler tasfiye edilmemek korkusuyla karargah umumiye koştular. Bizim zaferimiz kumandansız Yunan ordusuna karşı. Perişan bir şekilde kaçan Yunan ordusunu da bir de yakalayabilseydik. Her şehirde ev yakarak, can katlederek, mal yağmalayarak eğlendiklerine dair sayısız resmi rapor var elimizde. Yunan İzmir'i 7 Eylül'de terk etti. Bizim öncü kuvvetler 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Ve bu 2 gün zarfında da Ermeniler İzmir'i yaktı. İtfaiye müdürü Polonya asıllı Fransız memurunun raporuyla sabit. 2 gün İzmir sahipsiz kaldı. 7 düvelle harp ettik. Yunan'ı denize döktük. Yaşasın Zikalit'in Şaban. Yaşasın. Çok palavracı birisi varmış da Zikalit'in Şaban'mış da palavracıya bizim Karadeniz'de öyle derler. Bir palavra attım, yaşasın Zikalit'in Şaban, palavracısın demek. Bu kadar palavra hala devam ediyorsa yazık bu millet. Unutmayın, yükselmede de rekor bizde, alçalmada da rekor bizde. Biz öyle bir milletiz. 1000 yıl kullandığı yazıyı Afrika vahşilerinde değiştirmeye kalkan biri olsa isyan ederdi. Kimsenin gıkı çıkmadı. Her neyse. Eyvallah. Mustafa Kemal konuşmaktan usandım. Fethullah konuşmaktan usandım. Midem bulanıyor. Eyvallah. Başka bir sual. Üstadım. Çözüm süreci diye Cumhurbaşkanımıza inandık, destek verdik. Lakin çözülen biz olduk galiba. Yakında Öcalan'ı da çıkaracaklar. Eyalet sistemine, başkanlığa doğru gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız da istiyor anladığım kadarıyla. Ve bunun için HDP ile anlaşıyorlar çözüm süreci konusunda ve HDP'nin de başkanlık sistemi işine yarıyor anlaşılan. Peki nedir bu başkanlık sistemi ve bize ne kazandırır, ne kaybettirir? Açıklarsanız çok sevinirim. Demiş. Bak, dünyada yalnız Türkçe'de emir kipi tek hecedir. Başka lisanları bilenler mukayese etsinler. Türkçe'de emir kipi tek hecedir. Vur, kır, gel, git, as, kes. Neden biliyor musunuz? Kumandaya kolay gelir. Tek hecedir. Emir mahiyetinde bir cümleyi söylemekteki güçlük gibi değildir tek heceli söylemek. İstediğin sertlikte de söyleyebilirsin bunu. Biz asker bir milletiz. Allahu Azimüşşan iki millet üzerinde, her varlık üzerinde bir hikmet-i ilahiyesi vardır. Hiçbir şey
hikmetsiz değil. Gözün üzerine kirpiği koydu, kulağa kepçe koydu. Düşünürsen en hassas hücreler dudaklarda. İnsanlar niye dudaktan öpüşüyor? En hassas hücre. Hemen arkasında en sert hücre, diş. Kemikten daha sert. Hepsinin vazifesi ayrı. Bu böyle her yarlıkta, her varlıkta, her varlığın her unsurunda olduğu gibi umumi kader planında, milletlerin kaderinde de var. Bize Allah-u Azimüşşan İslam'ın silahşörü olarak hazırlamış. Burada çok söyledim. İslamiyet'ten evvel de biz vurucu, kırıcı, asıcı, kesici, tahakküm meyli olan bir millettik. Çin'e gitmişiz, hükümdarlık kurmuşuz. Atilla Roma'ya fethe gitmiş. Karakurum'dan, haritaya bakın. Otomobil mi var, tren mi var, uçak mı var? Roma'ya gitmiş. Bu 2000 yıl takriben Allah bize İslam'la, çünkü Allah katında olmuş ve olacak farkı yok. Allah katında zaman olmadığı için olanla olacak olan aynıdır. Allah bizi İslam'ın müdafiliğine ayırdığı için bu icraat bizim o vazifeyi layıkıyla yapmamız için bir antrenman olmuş. 2000 yıllık antrenman. Arapları da Allah-u Azimüşşan irade-i ilahiyesini Arapça göndermeyi murad ettiğinden 2000 yıl evvelden belagat, fesahat, talakat, edebiyat meyli vermiş. Bunlar daha güzel şiir söyleme, daha hikmetli hitabede bulunma üzerine yarışmışlar. Arapça irade-i ilahiyeyi istihab edebilir bir zenginlik kazanmış. Dünyanın en zengin dili Arapçadır. Hiç kimsenin buna itirazı olamaz. Buradan ne çıkıyor? Kader perspektifinden baktınız mı? Biz cihada memur bir milletiz. İslamiyet'in tarihi 1400 küsur sene mi? Hulefai Raşid'in peygamber devri 40 sene. Emevilerde 90 sene. Oldu 150 sene. Abbasilerin ordusu Türk. Ondan sonraki devletlerinde Kahir ekseriyeti, Türk İslam müdafiliği, Selçuklular, Osmanlılar en az 1000 yıl. Rica ederim, dünyada bir millet var mı? Toprağı bir imparatorluk varisi olarak basın. Toprağı böyle büyük, dünyada hiçbir milletin yapamadığını bir milletin evladı olarak basın. Kimse 1000 yıl süper güç olamamış. Maverai Paul, Britanya İmparatorluğu, okyanuslar ötesi Britanya İmparatorluğu, 100 sene sürmedi. Hindistan'a 1850'de girdi, 1946'da çıktı. Rusya dünyayı yutmaya çalışıyordu. 80 senede bunamaya uğradı. Sen 1000 yıl süper güç olmuşsun dünyada. Böyle bir millet. Kendine güvenen, itimadı nefsi tam olan milletler düşmandan korkmazlar. Mustafa Kemal'in çok adam öldürmesi bu noktadan değerlendirilirse onun haleti rüyesi ortaya çıkar. Yiğit adam düşmanım bana bir şey yapamaz der. Korkak adam düşmanını en küçük fırsatta öldürmeye kalkar. Çünkü korkuyor kendinden. Sen yiğit bir milletin evladısın. Çeşitli sebeplerle, burada anlatması uzun sürer, ezan okundu, günler kısa. Çeşitli sebeplerle o azameti kaybettin. Ama sen bunu bir defa yaptınsa, o istidat sende var, bir daha yaparsın. Bir daha yaparsın. Bir tüccar başarılı olduysa, yeni girişeceği bir işte, o başarı onun için psikolojik bir kaynaktır. Ama daha evvel başarısız olsa yeni bir işte ürkek davranır. Her başarı müteakip başarının psikolojik, manevi sermayesidir, mesnedidir.
Biz böyle bir milletiz. Böyle bir milletken, ümmet şuuruyla yaşarken, Allah-u Azimişan'ın kainatta beka sıfatı ilahiyesinden, masivallah'tan hiçbir şeye bir nasip vermemesi sebebiyle, kainatta ebedi olan tahavvülat ve tebeddülat icabı bir sukut yaşadık. Bizim sukutumuz davamızın hasımları için itila oldu. Şu anda bakın, dünyanın bir yarısı aydınlık, öteki yarısı karanlık. Karanlık nöbeti bu yarıya geldiği zaman, her dakika bu böyle dünyada. Öbür yarı aydınlık olacak. Kuzey yarı küre kış, güney yarı küre yaz. Kuzey yarı kürede yaz olduğu zaman, güney yarı kürede kış olacak. Kainatta zıtlar bir tenazür halindedir. Birbirinin zıttı olan şeylerde, hallerde tahavvülat vardır. Bu ebedi bir kanundur. Ne gece daimi, ne gündüz daimi, ne yaz daimi, ne kış daimi. Bu tahavvülat icabı, ilahi kanun icabı, tabiat senede bir defa kışı görürken, ümmet de zaman zaman kışı görmüştür. Moğol istilaları ümmetin bir kışı olmuştur. Haçlı seferleri bir sonbahar olmuştur. Kemal'in inkılabı en şiddetli kış olmuştur ümmet için. Çünkü bizim Osmanlı'nın dağılmasıyla İslam dünyasının aksam-ı muhtelifesi de birer diktatörün pençe-i kahrına düşmüştür. İslam dünyası Osmanlı'dan sonra bir rahat yüzü gören yoktur. İhtilalden ihtilale, diktatörden diktatöre sürüklenmiştir. Başsızlık belası yaşanmaktadır. Şimdi bu baş teessüs ediyor. Bu baş teessüs ederken Kemal'in ırk üzerine kurduğu devlet yıkılıyor. Mesele buradadır. Sen bir imparatorluk varisiyken onun bakiyesinden kurduğun devleti ırk üzerine kuramazsın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ah bunu diyen bir de Türk olsaydı keşke. Zaten böyle demezdi. Ne mutlu Türk'üm derdi. Diyene, ben diyemiyorum demek. Peki sen bir Kürde ne hakla ne mutlu Türk'üm dettiriyorsun? Sana onun Müslüman kardeşin olması yetmiyor mu? Dini kaldırıyor, yerine bir şey koymak istiyor. Irkı seçiyor. Felaket böyle başladı. Şimdi rica ederim aranızda Türk olanlar düşünsün. Kürtler ekseriyet olsaydı, ben Türk milletinin ağabeyliğini hiçbir Müslümanın reddedeceğine ihtimal vermiyorum. İslam dünyasında. Başrolde oynamışlar. Allah o rolü nasip etmiş. Yani niye peygamber Türk kavminden çıkmadı diye ben hayıflanacak mıyım? Allah'ın tercihine mi karışıyorum? Allah Allah. Allah'ın işine mi karışacağım? Üstelik o öyle ulvi bir makam ki onu ırk çerçevesinde, millet çerçevesinde, coğrafya çerçevesinde anlamak bile basite icra etmektir. Peki içinizde Kürtler ekseriyet olsaydı bu ülkede de Türklere ne mutlu Kürdüm dettirseydi. O arkadaş belli ki biraz Türkçü temayüllü. Ben de kültür manasında böyleyim, inkar etmiyorum. Türk Milliyetçiler Derneği'nden gelmeyeyim. O gün şeriat denemiyordu, milliyetçilik denebiliyordu. Mâ lâ yudükü küllü, lâ yetükü küllü. Milliyetçilik diyebildiğim zaman, milliyetçilik dedim, dincilik diyebildiğim zaman, şimdi bağırıyorum ben şeriatçıyım sapına kadar. Elhamdülillah. O zaman bağırsaydım ne olurdu biliyor musunuz? Şimdi toprağın altı lale soğanı dolu. Rica ederim lalenin beyni mi var? Mayıs ayını bekliyor topraktan çıkmak için. Kanun ilahi bu.
Hayatın kanunu bu. Eğer lale soğanların şimdi başını kaldırsa üzerlerine kar yağar çürür. Havanın ısınmasını bekliyor. Size burada anlattım. İpek böceği lahana tohumu kadar. Gözle zor görülür bir tohumdur. O tohum bütün kış atıl durur. Cansız bir şey gibi. Ne zaman dut ağaçları yaprak verir, yapraklanır, o şeyin tohumun içinden bir kurçuk çıkar. Fesubhanallah, bu kurçuğun beyni mi var da gıda olacak dut yaprağı teşekkür ettikten sonra tohumdan çıkıyor. Daha evvel çıksa açlıktan ölür. Çünkü başka şey yemez. İşte aynen bunun gibi şartların imkan verdiğini yapmak. Şartların o gün imkan verdiği altı kazıktan biri de milliyetçilik ya. Biz de milliyetçilik diyorduk ama bu milliyetçiliğin içine dini de koyuyorduk. Milleti sevmek, milletin dilini, dinini, tarihini vesaire ihtiva eder diyorduk. Bu iş böyle başladı. Bunu ben uzun anlattım. Şimdi vakitler söyleyemem. Ancak açılım denilen iş, Kürtlere yapılan zulmü kaldırmaktan ibaret kaldıkça, Kürdüyle, Türküyle, Boşnağıyla, Arnavuduyla, bütün Müslümanları hukukta eşit hale getirme noktasına kadar İslam'ın emridir. Tayyip'in emri değil, İslam'ın emridir. O fukarada imkan ver, el verdiği nispetle İslam'ın emrettiğini yapmaya çalışıyor. Bunu görmüyor musunuz? Peki burada ona göre pergelin ağzı biraz fazla açılmış. Şunu kabul etmek lazımdır ki Kürtlerin içinde dinen zayıf olanlar ayrılık sevdasındadırlar. Bu inkar edilmez. Neşriyatları var elimizde. Bunlar Ermeni Asala Teşkilatı'nın bakiyesiyle birleşmişlerdir. Bunları istediğiniz makamı verin, bunlar bu davadan vazgeçmezler. PKK Asala'nın bir devamıdır. Bunlar ordu içinde Kazım Karabekir'in koyduğu 3000 Ermeni çocuğu vardı. Ordudan istihbarat alıyorlardı. Bir itirafçı dedi ki Ankara'da bizim üzerimize gelecek bir arabanın tekerleği döndüğü anda biz ondan haberdar oluyoruz. Nasıl oluyor? İşte o Ermeniler vasıtasıyla. Kazım Karabekir'in kızı televizyonda dedi ki babamın orduya yerleştirdiği Ermeni yetimlerinin çocukları da subay olmuş. Bayramlarda gelip elimi öpüyorlar, anamız diyerek bana hürmetlerini sunuyorlar. Şimdi siz anlayın. İçeriden bunlar istihbarat alıyorlardı. Çünkü Asala'nın bütün kadrosu PKK'ya katılmıştır. Bunu delilleriyle ben şimdi yazdım Ermeni meselesinde. Abdullah Öcalan da anadan da Ermeni yetimi, babadan da Ermeni yetimidir. Onu da bu işe memur eden Asala'dır. Sebeplerini uzun anlattım, şimdi vakit yok. Delilleriyle yazdım. Bunlar asla razı olmazlardı. Ama kahırdan lütuf oldu. Efendim, ay ışığı hareketi, bilmem ne hareketi, bilmem ne hareketi diye ordudan muvazzaf vesaireler, subaylar içeri alınınca bunların istihbaratı azaldı. İstihbaratı belki de tamamen ortadan kaldı. Bunun üzerine fazla zayiat vermeye başladılar. Dinlenmeye ihtiyaçları var. Osla görüşmeleri bu maksatla başladı. Sen de Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olsan, Tayyip Bey'in yerinde olsan, kan akmasın iki taraftan da. O dağa giden Kürt çocukları da bizim. Onlar da aldatılmış insanlar. Onların da hem maddi hem manevi yardıma ihtiyacı var. Onlara diyorlar ki
Sizi Türkler zorla Müslüman yaptı. Sizin aslınız Zerdüştü'ydü. Zorla domuz eti yediriyorlar. Fotoğraflarını koydum kitaba, bakın. Onların ağına bir defa düşen, onların esiri bir daha çıkamaz. Kaçsa, yakalanırsa kurşuna dizerler. İşte bu gibi bir zümre, bereket versin ki bu çok azınlıktır. Çünkü ülkenin en dindar kısmı Doğu Anadolu'dur. Mustafa Kemal'in dini tedrisatı yasakladığı hengamda, Karadeniz'de bir tek of, dağlarda, bayırlarda okuttular, hafız yetiştirdiler, hiç mesailerini eksiltmediler. Şark'ta da Kürt hocalar, mollalar bu işe devam ettiler. Bu sayede bugünkü dini vaziyeti, sermayeyi, varlığı buna borçluyuz. Dindar olan Doğu Anadolu halkı Kürdüyle, Türküyle, Zazasıyla bu davanın peşinde değildir. Ama devletten yana olsa PKK zulmediyor. PKK'dan yana olsa devlet zulmediyor. Bir de onların halini düşün. Sen orada yaşasan ne yapacaksın? Çoklarını devlet koruyamıyor. PKK'ya karşı tavır koyduğu zaman köyü baskına uğruyor. Ne yapsın o adam, o garip? Bunları da, bu gerçekleri de görmek lazım. Şimdi PKK aslında istemiyor ki Kürtler şikayet mevzuu olan meseleler hallolsun da rahat ersinler. Çünkü o zaman propagandası müessir olamaz. Ama dinlenmeye ihtiyacı olduğu için iki ileri bir geri buna razıymış gibi geçiniyor. Abdullah Öcalan'ın da ben kitabından nakınlar yaptım. Komünist, materyalist, dinsiz manifestosu var. Kitabının kapağını koydum. Bugün doğru yolda. Kurtulurum belki diye mi? Bu iş sökmüyor, aklı başına geldi diye mi? Ben onun gönlünü bilemem. Ama işe başladığı zaman Ermeni olan, materyalist, komünist olan, eserleriyle ortada sabit olan fikirleri adam bugün doğru yapıyor. Size başlangıçta nasıl Osmanlı hakkında izahat verirken dedim ki bir insanın yanlışına yanlış, doğrusuna doğru demek ilim icabıdır, hakkaniyet icabıdır. Aksi halde kul hakkına girersin. Bugün Öcalan'ın yaptığı iş doğrudur. Şimdi bu hükümet bu doğruyu değerlendirmesin mi? Ha. Pergel'in ağzını fazla açtı. Sen ırkçıysan öyle kabul edersin. Ben ırkçı değilim. Türk'üm, Türklüğümle müftehirim. Türk milletinin İslam'a yaptığı hizmetleri ölçü almak şartıyla milletimle ebediyen iftihar ederim. Bu ırkçılık değildir. Din beni bundan men etmez. Ama Bulgar aslı Türk diye, Macar aslı Türk diye başıma tac edersem bu dini reddettiği bir şey. Müslümanlık benim hüviyetimdir. Bu hüviyetimin altında Türk'üm, Karadenizliyim, Akçaabatlıyım, Dürbünar Mahallesi'ndenim. Allah Allah, bin tane daha hususiyet var. Bunların her biri ayrı değerdedir. Asıl olan imandır. Şerefli insan bil iman. La bil mal ve la bil nesem. Kürtlerin insan yerine konulması İslam'ın emridir. Hakkın yoktur bir Müslümanı kavminden dolayı aşağılamaya. Bu yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Sebebi Kürt olduklarından değil, dindar olduğundandır. Şark'taki zulüm, Kürt halkının dindarlığı sebebiyledir. Ve bunu kullanan ırkçı veya dinen zayıf Kürtler de, düşünün, kendilerine ezen Mustafa Kemal'in davasını kendi milletlerine tatbik ediyorlar. O da ırkçı. Ondan zarar gören ve bu zararı kullanarak aylık sevdası giden de ırkçı. Ve subhanallah. Hasmının davasını kendi milletine tatbik ediyor. Bizi millet yapan İslam'dır. Bizi birleştiren İslam'dır. Bir kimsenin
kavminden dolayı bir Müslüman tarafından hor ve hakir görülmesini asla İslam cevaz vermez. Şereful insan bil iman, la bil mal ve la bin nesep. Malla veya neseple değildir, şeref imanladır. O halde bu yapılan iş, kimse diyemez ki geçmişte Kürtlere zulmedilmedi. Elhak, hiçbir şey bilmeyen Şehzait hareketini gözünün önüne getirsin. Hiçbir şeyi kabul etmeyen Dersim harekatını gözünün önüne getirsin. Zehirli gaz atarak mağaralarda öldürdüklerini o devrin emniyet müdür muavini Çağlayangil söylüyor. 33 dereceli masondur Çağlayangil. Benim gibi İslami hassasiyetle bunu söylemez. Senin ne hakkın var mağaraya sığmış gariban insanları zehirli gaz atarak öldürmeye? Bu zulmün reaksiyonunu yaşıyor şimdi onlar. Ama bu zulmün reaksiyonu İslam'a sarılmakla olur. Vaktiyle bir Kürt çocuğuyla 70'li yıllarda münakaşa etmişler, anlaşamamışlar. O beni hakem tayin ettiler o ihtilafta bir yurtta. Sen ne istiyorsun dedim Kürt çocuğuna. Dedi ki biz ayrı devlet olmak istiyoruz dedi. Niye dedim? İslam'ı yaşayacağız dedi. Ya kardeşim gel bütün Türkiye'yi İslam'ı yaşar hale getirelim. Niye ondan bir parça için uğraşıyorsun dedi. Yani Kürt memleketi de 15-20 vilayettir. O zaman sade vilayetin için uğraşsan Kürtler seni kıramaz mı? Ya sen dünya Van'dan mı ibaret? Van'ı Müslümanlaştırmaya çalışıyorsun demez mi sana Vanlıysan dedim. Bitlisiysen. Ben Bitlis'i Müslüman yapmaya çalışıyorum. Başkalar beni alakalı. Bu vatan hepimizin. Aptal mısın sen dedim. Şu İstanbul'a pasaportla geleceksin. Paran varsa git Hilton otelini satın al. Kim sana bir şey de? Allah va'tesimu bihablillahi cemi'a ve la teferrakû buyur. Va'tesimu, itisam edin, yapışın. Bihablillahi cemi'a. Allah'ın ipi olan Kur'an'a hep birlikte yapışın, itisam edin. Cemi'a. وَلَا تَفَرَّكُوا Farklılaşmayın. Gruplara, fırkalara ayrılmayın. Ne oldu Osmanlı ümmeti birleşmişti? Yıkıldı da ne oldu? Hepsinin başı belaya girdi. Türkiye'yi bir daha bölersen olacağı odur. Halbuki kader planında Türkiye büyüyecek. Sadece Kürtlerle değil. Sadece Kürtlerle değil. Bakın ben yıllardır diyorum Kuzey Irak'tan kopardıkları parçayı Türkiye'ye hediye edecekler. 3 gün evvel Mesut Barzan dedi ki biz Irak'tan ayrılabiliriz. Takip edin. 5-10 sene içinde biz Türkiye iltihak edeceğiz diyecekler. Türkiye büyüyecek. İslamlaştıkça büyüyecek. Millet efradı içinde, millet efradı içinde samimi müminleri çoğalttıkça, şuurlu Müslümanları çoğalttıkça milletin istihkakı değişecek ve tekrar eski izzetli, şerefli liderlik mevkine yükselecek. Bunda Kürt Müslümanında, Türk Müslümanında, Arnavut Müslümanında, şu Anadolu'daki Müslüman herkesin emeği sebkat etmedikçe olmaz. Sefere giden adam, gurbete giden adam evvela evini düzenler. Böyle bir gelişme için evvela şu Anadolu'daki Müslümanlar bir kardeş olduğunu hatırlaması lazım. Vaktiyle anlattım. Size bir fıkra ile bunu tekrar edeyim. Osmanlı'nın son zamanında Yemen'e giden gelmiyordu. 10 sene, 15 sene sürüyordu. Yemen, Şia'nın Zeydiye koluna mensup olduğu için
Osmanlı hakimiyetini kabul etmek istemiyordu. Osmanlıların Yemen'i iltihak etmesi Mekke ve Medine'yi müstevli batılıların tecavüzünden korumak içindi. Çünkü bir seferinde Portekiz donanması Cidde limanına gelmiştir. Cidde'yi bombardıman etmiştir. Mekke'yi alarak Kudüs'le takas etmek istiyordu Portekizliler. Osmanlıların Yemen'e gitmesi, dikkat edin, Yemen'in karşısında Cibuti vardır Afrika tarafında. Cibuti de Osmanlıdır. Boğazı tutmuştur. Kızıldeniz'in boğazını. Bu stratejik bir zaruretledir. Oflu bir delikanlı. Olmuş vakat size söylediğim ha. Sanki uyduruyorum zannetmeyin. Yani bazen olabilirliği olan. Hayır, bu olmuş bir vakit. Oflu bir delikanlı askere gidiyor. Kura'yı Yemen çekiyor. 10 sene sonra İstanbul'a geliyor, bu Selimiye kışlasında tezkeresini bekliyor. O sırada da yeni acemi bir kısım asker geliyor. Bir kısım acemi asker. Onlar da kura çekecekler, onu bekliyorlar. Bu yeni gelen bir askerle bu Yemen'den gelen oflu delikanlı bir karavana taşımada denk geliyor. 2 kişi taşıyorlar karavanayı omuzlukla. O yeni askerin oflu delikanlı gözünden kaşından tanıyor gibi. 10 senedir ben memlekette değilim. Nereden tanıyayım diyor. Böyle hesap kitap yaparken sormak istiyor ona. Ula deyi, koy abi karavanayı aşağı bakayım diyor. Koyuyor. Sen nerelisin diyor. Adam diyor ki Trabzonluyum diyor. Trabzon neresindensin diyor. Pek oflular Trabzonluyum demez ya. Bir ufacık çocuğa sordum, sen neresin? Ofluyum dedi. La ben sahibini İstanbul'da sorayım dedim. Niye demeysin Trabzonluyum da değilsin ofluyum? Ha bana bak dedi. Sanki of Trabzon kadar meşhur değildir da. Karşımdaki anlamaz ofi diye diyeceğim Trabzonluyum dedi. Benliğe bak. Ama bu benlik İslam'ın emrine girdi mi de dehşet bir şey olur. Neyse. Trabzonluyum. Trabzon neyse oftanım. Heyecanlandı. Ofun hangi köyündensin dedi. Dedi ki Çıparıksa'dan. Oğlum benim, sen ben de dedi. O Trabzonluyum dedi ya, o sordu ona, sen ben de. Trabzon neresiniz de ofluyum. Sen ben de. Ofun hangi köyündensin? Çıparıksa'danım. Sen ben de. Daha heyecanlandı. Ula Çıvarıksa'da eviniz nereydi dedi. Mezarlığın başındadı dedi. Ula anağın adı Mehmet midir dedi. He senin benim de babanın adı. Ananın adı Hava midir? Benim de. Oy kurban olayım sana, biz kardeşimizdik dedi. Sarıldı ona. Meğer küçük kardeşi büyüdü. Onun da askerliği sırası geldi. O askere gelmiş 10 sene sonra küçük bırakmış. Bu millet o 2 oflu delikanlı gibi kardeşini hatırlayıp sarılacak birbirine. Kimse Allah kavmini sormayacak. Böyle bir sual yok ahirette. Sorulacak sualler bellidir. Allahu Azimüşşan milletimiz hakkında kötülük düşünenlerin emellerini kendi aleyhlerine makus eylesin. Allahu Azimüşşan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan ve andan eylesin. Allahu Azimüşşan bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de bela kalma bela. İnam-ı ihsan-ı ikram eylesin. Allahu Azimüşşan milletimizi eski şerefli mevkiine ihsal buyursun. Bizleri de böyle bir amelde hissemen deylesin. Hak ve hakikat namına bir şey dinlemek maksadıyla buraya gelmenizden ve ekran başında hak ve hakikat namına bir şey dinlemek maksadıyla bu vakti geçirenlerden Cenab-ı Rabbil Alemin cennetiyle cemaliyle ikramda bulunsun. Amin. Lillahi'l-Fatiha.
Abi şiir okuyacaktım. Evet. Şeye söz verdim, şiir okuyacağım. Kimse benim şairliğimi bilmiyor, ne yazık. Tabii şairliğinizin fanlarından birisi orada. He? Şiirlerinizin fanlarından birisi orada, şiirlerinize bayılıyor. Bu Zekeriya diyor ki şiir oku, ben de baştan bunu her derste bir tane okuyacağım. Cemre. Şimdi düşecek Cemre, çok kalmadı. Birçok lafzın manası, muamma kumkuması ve adeta bir umman, zerrede nihan olan, sır alemine pancur, sahir elinde menşur. Kelimeler gitti tabii gördüğü. Menşur, prizma, sahir, sihirbaz. Bunlardan biri Cemre. Düşüp alem emre, kara hava ve deniz, mevhum ve sırlı bir iz halinde verir hayat. Onsuz her oluş bayat. Farz-ı muhal şu zaman, kaldırılsa aradan, görülür arşa kadar, bıktırıcı bir tekrar. Ezel ebed boyunca, ağzında yeşil yonca, meleğen bir kuzuyu al, sonsuz tekrara misal. Varlıkların dünyası, nun ile kef ile nun arası, kün ol demektir. Varlıkların dünyası, kef ile nun arası, nihayetsiz bir sahne, vücut için bahane, zaman mekan cilvesi. Acaba neyin nesi? Nar ile nurun farkı, bir istihale çarkı. Ya tazeleniş için, yahut bir dönüş için. Kah kemalden zevale, kah zevalden kemale. Dönemeç veya sekte, vehmi verebilmekte, zaruri olan Cemre, tabi olarak emre, Adem'e nefa oldu. Hep safa safa oldu. Diriliş ve hareket, doldu alemi kesret, vakti merhumlar ile, lakin zıtlıklar bile, meknusken birbirini, fahş edip diğerini, idraklere sunarken, mesela ölüm derken, fena, beka, cem olur, iki zıt tevhem olur. Gözden silince pası, renkli kumar tahtası gibi döner manalar. Bazen dimdik aynalar arasındaki cümbüş şeklinde velut bir düş, aleminde gölgeler üst üste tuğyan eder. İddia diye vücut, ondan istiğfar sücud, rüyetin ufku tevhid, her zi-idrak muvahhid. Cemre, medcezir çarkı, vehimden doğan farkı, fırlatınca sonsuza, açılıverir feza. Vahdet sırrı gülümser, insan böylece girer, muhteşem bir iklime, ki buna kapı Cemre, onu içmiş bedenim, ana rahminde benim. Ana rahminde benim. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak.